Ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyenlerimiz, davetsiz misafir kaldığı yerden tüm hızıyla devam ederken efendim bizler de sektörde ün kazanmış isimler ve kadın girişimcilerle birlikte bu ekranlarda buluşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün rotamızı Kocaeli İzmit'e çevirdik efendim. Yanımızda yine bir kadın girişimci Seda Hanım bulunmakta. Kendisinin değerli bilgilerini elde etmiş olacağız ama öncesinde Seda Hanım'la kısaca tanışalım istiyorum. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. İyiyim. Hoş teşekkürler. Siz nasılsınız? Enerjinizle çok daha iyiyiz bizler çok de. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. El emeği, göz nuru ve sanat üzerine konuşacağız aslında sizlerle bugün. Arkamızda da şu an belirtelim onu tam röportajımızın en başında. Seda Hanım'ın inşa ettiği bir sanat yer almakta görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kahvelerimizi yudumlarken biraz bize Seda Hanım'ı anlatır mısınız? Tabii ki. Ben Seda Timur. Bu sektörün içerisinde yani sanatın içerisinde 12 senedir yer alıyorum. Ama şahsi olarak duvar resmi üzerine bir 6 senedir ilerletiyoruz. İşte piyasada özel işler olarak bu şekilde bir ilerleme sağlıyoruz ama tabii ki sanatın işte tuval, çizim, diğer boyutlarını da aksatmadan diyelim. Biraz derine inelim istiyorum. Nasıl başladı bu serüven? Biraz bize bahseder tabii, misiniz? Tabii ki. Lisede başladı aslında. Yani yine bir her öğrencinin bir öğretmen anısı gibi beni de bir öğretmenim yönlendirdi. Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Sonrasında üniversitede yine resim bölümü olarak tercihte bulundum. Sonrasında öğretmenlik kısmına da adım attık diyelim. Aslında şu anda öğretmenliğimizi de yapıyoruz. Evet, evet, evet. Öğretmenlik de devam ediyor. İkisini bir arada ilerletiyorum. Yani girişim bu şekilde oldu. Sonrasında derslerin kattığı güzellik, heyecan, o sürecin ilerleyişindeki kendini özgür hissetme duygusu yani bambaşka bir şey. Ondan dolayı üniversitede de bunu devam ettirmek istedim. Yani kendimi bulduğum tek meslek diyebilirim. Yani sonra herkes söyler işte şu meslek keşke başka bir şey yapsaydım ama benim için tek İyi mesleğim bu. İyi ki. Aynen öyle. İşte her insan gerçekten kendi istediği şeyi yapmalı bence. Yani hiç yaparken sıkılmamalı, neden yapıyorum dememeli. Bu çok önemli. Evet, evet. Kesinlikle. Yani hayatta yani ben bir fırça vururken oflayacaksam neden onu yapayım? Evet. Yani kendi ruhumu oraya vererek ve beynimi aslında en rahatlattığım kısımda çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Seda ederim. Öncelikle programımıza konuk oldunuz. Güzel sanatlarınızdan bahsettik. Aslında hem öğretmenimizsiniz hem de aynı zamanda el işçiliğimizin sanatçısısınız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Beni de davet ettiğiniz çok için. Çok teşekkür ediyoruz. Kocaeli İzmit'ten aslında size seslendik. Sanat üzerine konuştuk. Tırnak açtık. Tüm detayları röportajımızda, yeni bölüm programımızda izleyerek öğrenebileceksiniz. Seda Hanım'la birlikte sizlere yepyeni bir bölüm programı hazırladık. Bizler burada durağımızın sonuna gelirken öbür rotamıza geçmek için hazırlanacağız. Orada görüşmek üzere. Hoşçakalın.